Merhaba, Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine bir şal deseni çalışalım istedim arkadaşlar. Elimde bu şekilde bir ipim mevcut ve ipime göre de 2 numaralı tığ tercih ettim arkadaşlar. Şalımız çok hızlı ilerleyen ve örmesi de gayet kolay bir model. Hemen zincir çekip bir kafes yaparak başlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim ve bir kafes oluşturdum bu noktaya. 1, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. Örgümüz üçlü trabzanlar şeklinde ilerleyecek. Şimdi hemen 1, 2, 3 kere de yukarı çıktım. Bir trabzan ördüm. Tekrar doladım. Bir trabzan daha ördüm. 2 zincir çektim. Tekrar doladım. Bu noktaya 3 trabzan daha yaptım. 1, 2 ve 3. 2 zincir çektim. Tekrar doladım. 3 trabzan daha yaptım. Toplamda 9 tane, arada ikişer zincir olmak üzere trabzanlarımızı örüyoruz. Zincirleriniz arkadaşlar sıkıysa bir fazla çekin. Dönüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğiz ve döneceğiz. Döndük. Şimdi hemen ilk kafese 3 trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan. Evet. 3 zincir çekiyorum ve tekrar diğer kafese atlayıp 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüyorum. İki zincir ve 3 trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir çektim, döndüm, doladım. Tekrar bu kafese yine 3 trabzan. İki zincir ve 3 trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Buradaki kafese sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Şimdi tekrar bu noktaya gelip bir, iki, üç trabzanımı ördüm. Araya iki zincir çektim. Tekrar buraya üç trabzan örüyorum. Bu sıramız da bitti bu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Döndüm. Doladım. Yine 3 trabzan. Ördüm arkadaşlar. 2 zincir çektim. Burası hiç değişmiyor. Sürekli sağda ve solda bu desen şalımız bitene kadar devam edecek. Şimdi arkadaşlar tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen ilk zincirli kafese bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen ilk kafese bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar sıranın sonuna geliyoruz. 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan örüp sırayı bitiriyoruz arkadaşlar. 2 zincirimizi çekelim. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk. Bir üst sıraya çıkalım. Evet arkadaşlar, dönelim. 4 zincirimizi çektik, döndük. Şimdi 3 trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekip tekrar 3 trabzan örüyorum. Bir, iki, üç,
4 zincir çekiyorum. Hemen ilk kafese sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekeceğim. Hemen bakın bu noktaya 3 trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu noktaya 3 trabzan örüyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Hemen zincirli kafesi sık iğne ile atlıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Sıranın sonunda yine üç trabzan, iki zincir, üç trabzan örgümü örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, bir üst sıraya çıkalım. Bu sırada fıstık yapacağız. Arkadaşlar evvela yandaki desenimizi örelim. 4 zincir çektim, döndüm. Doladım. Şimdi 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu noktaya 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen önümdeki bakın şuraya bir sık iğne ile atlıyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen bu kafese sık iğne ile atlıyorum. 1 2 3 4. Şimdi bu noktaya bakın arkadaşlar, az sırada yaptığımız 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olan yere bakın şu kafese fıstık yapacağım. Fıstığınızı dilediğiniz gibi 5'li, 6'lı, 7'li yapabilirsiniz. Ben bakayım durumuna göre şimdi çekeceğim. Battım, çıktım, battım, çıktım. 3 oldu. 4, 5, 6. 6'lı yeter galiba. Şu şekilde bir fıstık yaptım. Fıstığın dolgusunu iri sevenler 8-9'da yapabilirler. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bakın şu kafese sık iğne ile atladım. 1, 2, 3, 4. Hemen bu kafese sık iğne ile atladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıramın sonundaki deseni yine örüyorum. Yani 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. 2 zincir. 3 trabzan. Evet arkadaşlar. Bu sıramız da bu şekilde bitti. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar 4 zincir çekerek bir üst sıraya çıkalım. 1 2 3 4 zincir. Döndüm. Hemen yine bu noktaya 3 trabzanımı evvela yapıyorum. Araya 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar bu noktaya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şalımız bir sıra trabzanlı, bir sıra fıstıklı olarak ilerliyor. Şimdi tekrar fıstık, bir üst sırada fıstık yapabilmek için alt sıradaki fıstık kafeslerini ayarlayacağız. Yani şu üçlü trabzanları yapacağız arkadaşlar. Şimdi 4 zincirimi çektim. Hemen ilk kafese sık iğnemi yaptım. 4 zincir çektim. Şu noktaya bakın, önümüzdeki ilk kafese doladım. 1 2 3 tane trabzanımı ördüm. Araya 2 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 trabzanımı ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen bakın fıstığın tepesine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Doladım. Hemen önümdeki kafese bakın. Şuraya yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüyorum arkadaşlar. 2 3 2 zincir çektim. Tekrar bu noktaya 3 trabzanımı örüyorum. Bir üst sıradaki öreceğim fıstığın kafesini hazırlamış oluyorum bu sırada.
1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar buradaki kafese batıp bir sık iğne ile tekrar 4 zincir ve sıramın sonunda yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, şalımız bu şekilde büyümeye devam ediyor. Şimdi tekrar dönelim. 4 zincir çektim, döndüm. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan desenimi örüyorum. Ve 3. Şimdi fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen bakın buradaki kafese bir sık iğne ile battım. 1 2 3 4 zincir. Hemen bu noktaya battım. Bu oluşturduğumuz kafes bir üst sıradaki 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan kısmını şu an oluşturmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim, doladım. Hemen bu kafese 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı bir fıstık yaptım arkadaşlar. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bakın şu kafese battım. Sık iğne ile 4 zincir. Tekrar bu kafese battım. 4 zincir. Hemen yine bakın bu üçlü trabzanın ortasındaki kafese 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 zincir. Hemen bu kafese bir sık iğne. Tekrar 4 zincir. Bu kafese bir sık iğne ve devamlı 4 zincir. Tekrar buraya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüp sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, sıramızı tamamlayalım. Şimdi 4 zincirimizi çekelim. 3 trabzanımızı örelim. 1 2 3 2 zincir, tekrar 3 trabzan. Sıramızın sonu gelmiş oldu bu şekilde. Şimdi tekrar 4 zincir çekip bir üst sıraya çıkacağız arkadaşlar. Şalımız büyümeye başlamış oldu. 4 zincir çektim, döndüm. Şimdi tekrar 3 trabzan, 2, 3, 2 zincir çektim. Tekrar bu noktaya 1, 2 ve 3 trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bu kafese sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada trabzanlarımızı öreceğiz tekrar. Fıstıklarımızı öreceğimiz şu alttaki trabzanlarımızı öreceğiz. Doladım. Şimdi 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir çektim. Tekrar 1, 2, 3 trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen fıstığın üstüne sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bakın bu kafese yine 1, 2, 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir çektim araya. Tekrar 3 trabzan örüyorum. Bu sırada trabzanlarımızı örüyoruz. Bir üst sırada da fıstıklarımızı öreceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir. Fıstığın üstüne bir sık iğne. 4 zincir. Tekrar doladım. Bu kafese 3 trabzan. Araya 2 zincir. Evet.
1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bu kafese sık iğne battım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Sıramızın sonundaki 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örgümüzü örüyoruz ve sıramızı yine tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3. Şimdi tekrar 4 zincir çekip dönelim arkadaşlar ve fıstıklarımızı yine yerleştirelim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, döndüm. 3 trabzan, 2, 3, araya 2 zincir, tekrar 3 trabzan, 1, 2 ve 3. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen ilk kafese sık iğne. 1, 2, 3, 4. Sıradaki kafese bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Doladım. Hemen yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanın ortasındaki kafese fıstık yapacağım. 1. Batıp çıkıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen ilk kafese sık iğne. 1, 2, 3, 4. Hemen sıradaki kafese bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Doladım. Battım, çıktım, doladım. Battım, çıktım, doladım. 2, 3, 4, 5, 6. Kapattım fıstığımı. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki kafese 1, 2, 3, 4. Bu kafes, şu an oluşturduğum kafes, bir üst sıradaki 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanın kafesini hazırlamış olduk. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bu sıra için 3. ve son fıstığımız. Doladım, battım, çıktım. 2, 3, 4, 5, 6. Fıstığımı kapattım. 4 zincirimi çektim. Hemen ilk kafese sık iğne. Tekrar 4 zincir. Sıradaki kafese sık iğne. Tekrar 4 zincir. Sıramın sonundaki bu desenimiz hiç değişmiyor biliyorsunuz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan tekrar. Sıramızın sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Evet. Şu şekilde koyarsak desenimiz bu şekilde ilerliyor. Şu an üçlü desen bir sırada, bir üst sırada 4, bir üst sırada 5 şeklinde bu şekilde büyüyecek. Şalınızı istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz arkadaşlar. Anlatım bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda başka bir anlatımı ve başka bir desende görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.